Efendim tekrar merhabalar. Merak ettiklerimiz programı reklamların ardından hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor inşallah. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından muhterem hocamız Sabri Akpolat Beyefendi ile birlikteyiz. Hocamızın ilminden istifade ediyoruz inşallah. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Muhterem hocam Ziya Kaya Facebook üzerinden bir soru yöneltmiş sizlere. Hidayet yolundan delalete düşüldüğü vakit tekrar hidayet üzere olmak mümkün müdür demiş. Evet. Yani insanoğlunun zaman zaman hak yol üzere olması, daha sonra mesela şeytanın veya nefsinin esiri olması, hak yoldan çıkması mümkündür. Evet. Resulullah Aleyhisselam döneminde de mesela irtidat eden insanlar olmuştur. Evet. İrtidat neydi hocam? Hemen İrtidat, için yani dinden dönmek. Evet. Resulullah Aleyhisselam döneminde dinden dönen insanlar var. Bunlar içinde sonradan mesela bir tanesi Hazreti Osman'ın süt kardeşidir. O zat sonra İslam'a girmiş, kendisine yetkili görevler verilmiş ve Cenab-ı Hak'tan şu dilekte bulunuyor: Ya Rab, benim son namazım sabah olsun ve o namazla ruhumu al diye Cenab-ı Hak'tan bir isteğinin olduğu tarih kitaplarında yazıyor. Bu zatın sabah namazında sağa selam verip sola selam verirken vefat ettiği bahsediliyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın yanında dahi bulunmuş bir sahabi, sonra mesela dinden dönebiliyor, irtidat edebiliyor ama İslam kapısı her zaman açık. Yani Cenab-ı Hakk'a yönelmek her zaman mümkün. Tevbe etmek, Cenab-ı Hak'tan af dilemek her zaman mümkün. Ne zamana kadar? Azrail Aleyhisselam'la karşılaşıncaya kadar. Onunla karşılaştığınız zaman zaten iş bitmiştir. Yani. Nereye gideceğinizi artık görüyorsunuz. O esnada ben iman ettim deseniz dahi geçerli değil. O halde bir kişinin hayatı boyunca mesela hayatı küfür üzere olsa, son dakika iman ettiği takdirde cennete gider inşallah. Ama yaptıkları şey sebebiyle de eğer hataları, günahı, haramla iştigali varsa, ondan dolayı hesaba çekilecektir. Resulullah Aleyhisselam'ın bir hizmetçisi Yahudi çocuk vardı. Bu önemli bir hadisedir. Evet. Resulullah Aleyhisselam'a hizmet ediyor ama Müslüman olmamış. Hastalanmış, vefat edecek. Resulullah Aleyhisselam bunun yanına geliyor. Evladım Müslüman ol diyor. Bu çocuk önce babasının yüzüne bakıyor. Yani ne diyorsun anlamında. O Yahudi baba Muhammed'in dediğini yap yavrum diyor. Onun üzerine o çocuk kelime-i şehadet getiriyor. Ve vefat ediyor akabinde. Resulullah Aleyhisselam o kadar memnun oluyor ki bu hadiseye. Cenab-ı Hakk'a şükrolsun bir kulunu cehenneminden kurtardı buyuruyor. Bunlardan anladığımız şudur. Yani iman üzere vefat ettiğiniz takdirde inşallah cennete gideceksiniz. Ama arzumuz nedir? Tabii insanoğlunun bu hidayeti en son güne bırakmaması lazım. Büyükler, mesela Evliyaullah'ın en büyük derdi neymiş? İman ile gitme noktasında şeytanın kendilerini aldatmasından çok korkarlarmış. Akıbet hayrola dedikleri budur. Yani hayatın sona ermesi esnasında, o esnada imanla göçmek bütün Müslümanların kaygısı olmalıdır. O kaygıyla yaşamak, İslam'ı dert edinmek ve hayatını İslam üzere devam ettirmek lazım. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ayet-i kerimesinde Müslümanlar olarak ölün buyuruluyor. Peki ben ne zaman öleceğimi biliyor muyum? Hayır. Cenab-ı Hak burada neyi emrediyor? Siz İslam ile yaşayın, hayatınızı İslam ile devam ettirin ve bu şekliyle vefat edin diyor. O halde bize düşen İslam'a girmek, İslam'a girdikten sonra onun emirlerini yerine getirmenin gayreti içinde olmak lazım. Hasbel kader, bir yanlışlık eseri, kişi mesela dinden çıkacak olsa, dalalet dediğimiz sapıklığa düşecek olsa, bunun hidayete ermesi her zaman mümkündür. Hidayet üzere vefat ettiği an
İnşallah cennete gidecektir. İnşallah Mevla Teala canımızı alırken iman üzere oluruz. Bir telefon bağlantımız var. Almanya'dan Mustafa Bey telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Benim sorum olacaktı hocama. Dinliyoruz efendim. Nafile orucu bilmeyerek bozarsak kazası gerekli mi? Nafile orucuyla alakalı. Evet. Yöneltelim inşallah. Başka bir sualiniz var mıdır? Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar. Afiyet diliyoruz efendim. Şahsınızda bütün gurbetçi kardeşlerimizi selamlıyoruz. Evet değerli hocam, buyurun. Sorumuz neydi? Nafile oruç bilerek bozulursa buna bir kefaret gerekir mi? Şimdi nafile bir namaz kılıyorsunuz. Namazı bozdunuz. Nafile bir oruç tutuyorsunuz. Orucu yediniz. Ne olabilir? Misafir gelmiştir vesaire. Bunun mutlaka yerine getirilmesi icap eder. Çünkü üzerinize vacip kıldınız. Evet. O oruca başlamakla ne oldu? Size vacip oldu. Dolayısıyla bunu başladığınız orucu akşam ezanına kadar devam ettirmeniz gerekiyor. Devam ettiremediniz. Ola ki bir mazeretiniz vardı, orucu bozdunuz. Bu orucun daha sonra güne gün kaza edilmesi gerekiyor. Şimdi bu Ramazan orucu olsaydı, Ramazan ayında olacak olsaydı, kasten yenilmiş olsaydı ne gerekecekti? Kefaret gerekecekti, evet. Değil mi? Ama bu sair zamanda tutulan bir oruç. İster farz oruç olsun, ister nafile bir oruç olsun, bozulduğu takdirde güne gün kaza etmeniz gerekiyor. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Muhterem hocam, deri ve kürkten yapılmış elbise ve ayakkabı tarzı giyim eşyalarını kullanmak dinen caiz midir? Cenab-ı Hak وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا buyurmuş. Yani yeryüzünü bizim için müsahhar kılıyor, emrimize veriyor Cenab-ı Hak. Evet. Peki bunlar içinde mesela domuz, o bir istisna tutuluyor, eti ve İslam alimlerinin tamamının kanaati bütün haliyle pis, necis kabul edilmiş. Derisi de buna dahil deniyor. Fakat böyle bir hayvan değil de, mesela eti yenen bir hayvanın derisi, kürk olarak, elbise olarak üzerinize aldınız, giydiniz. Bu caiz midir? Tabaklanmış bir deridir o. Tabaklanan bir deri de temiz oluyor. Bu şekliyle ister kumaş bir elbise olsun, ister deriden olsun fark etmez. Bunu giyebilirsiniz. Ancak şunu yapmamak lazım. Mesela televizyonda çokça gösterilen şeyler var. Derisine zarar vermeyelim diye. Fok balıklarını ne yapıyorlar? Kafasına vura vura öldürüyorlar. Evet. Ha bu hainliktir, bu zalimliktir. Ha böyle bir işlem yapılmayacak. Bu caiz olmaz. O deri niçin kullanılıyor bilmiyorum ama derisi zarar görmesin diye hayvanın beynini ne yapıyorlar? Patlatıyorlar. İnsanoğlu bu kadar zalim bir insan. Yani birisine hayvan diyoruz ama bu nasıl insan oluyor bilemiyorum. Yani diğerine ya, evet, hayvan ismi veriliyor. Burada hangi ismi kime vermek lazım onu artık herkes takdir edebilir. O fok balığını diyelim örnek olarak, o hayvanın beynini dağıtan bir adam normalde adam değildir. Bu şekliyle eziyet olmayacak. Ama helal, eti helal olan diyelim yahut İşte ne olabilir? Tilkiden vesaire buna benzer hayvanlardan. Yani mesela hayvanlardan. Hocam bu tilkiyi yakalayıp veya işte geçmiş zamanlarda dönemlerde leoparların mesela derisi kıymetli olduğu için ondan özellikle hanımlar evet kürk yaptırıyorlar. Kürk yaptırıyorlardı. Hmm. Bu yani alternatifi varken böyle bir şeye tevessül etmek de caiz olabilir mi? Yani hocam? Hayvanı öldürmek, bunun için bir sürü sıkıntılar oluşturmak, kanunsuz bir muamele yapılıyorsa bu caiz diyemeyiz. Yani avlanma yasağı var. Evet. Siz hayvanı avladınız ve ondan elbise yaptınız, bunu giymemek lazım. Ancak normal şartlarda mesela bir tilki vuruldu diyelim, müsaade edildi buna devlet tarafından, onunla bir kürk yapıldı. O deri tabaklandığı için caiz oluyor, eti yenmiyor ama bu elbiseyi giymeniz caiz. O halde şöyle özetleyelim. Mesela bir yasaklayıcı unsur yok da avlanılmış, o hayvanın derisi elbise yapılmış ise bunu giymekte dinen bir sakınca yok.
domuz derisi hariç. Evet. Muhterem Hocam, bu soruyla beraber benim aklıma bir soru geldi. Bazen çevremizde görüyoruz. İşte tilkinin içini doldurup böyle süs eşyası olarak kullananlar, işte yırtıcı kuşların içini doldurup süs eşyası olarak kullanan insanlar var. Biraz daha görsel olsun diye. Bu tarz bir uygulama caiz görülebilir mi? Yani avcılık konusu burada tabii öne çıkıyor. Dinimiz avcılığa müsaade ediyor. Ne zaman açsanız. Evet. Yahut öyle bir hayvan çoğaldı ki o bölgede yaşamanız mümkün değil. Bütün varlığınızı yok ediyor. Hmm. Bu takdirde sizin zararlı olan bir hayvanı vurmanız, belki öldürmeniz caiz olabilir. Ancak günümüzde bunlar mevzuatla belirlenmiş şeylerdir. O mevzuatta ne belirlenmişse ona göre hareket etmek lazım. Kanaatımca avcılık mecbur kalmadıkça yapılacak bir iş değil. Zaten ulema da bir zorunluluk yoksa buna mekruh diyorlar. Hı hı. Bu tür şeylerden uzak olmak, yani hayvan öldürmeden zevk almak çok insani bir davranış olarak görülemez. Evet, teşekkür ederiz. Facebook'tan gelen bir soruyla devam edelim. Muhammed Emin Altın da şöyle bir soru yöneltmiş. Ben iddia oyunu üzerinde alakalı tahminler veriyorum ve verdiğim bu tahminler çoğu zaman kazandırıyor. Fakat tahminleri verdiğim insanlardan belli bir ücret talep ediyorum. Onlar da kendi gönül rızalarıyla bu ücretleri bana veriyorlar. Bu noktada arkadaşlarım bu yaptığım işin haram olduğunu söylediler. Ben de gönül rızası olduğu için helal olduğunu düşünüyorum. Acaba doğru olan cevap nedir? Hocamız yanıtlarsa sevinirim. Evet. İddia hükmen caiz olmayan, haram olan bir husus. Kumardır, evet. Yani. Kumar. Kumar haram olduğuna göre iddia da haram. Peki kumara destek olmaz. Aynı şekilde nedir? Haramdır. Tahmin yürütüyorsunuz. İnsanlar kazanıyorlar, size bir şeyler veriyorlar. Bunun açık ifadesi şöyledir. Bir kişi hırsızlık için bir eve girecek. Siz gözcülük yapıyorsunuz. O içeriden çaldığı bir takım şeylerden bir miktarını size gönül hoşluğu ile veriyor. Bunu aldığınızda caiz olur mu? Evet. Hüküm aynıdır. Yani o içeri giren hırsızın çoğunluğunu herhalde kendine almıştır. Size de bir şeyler verecektir. Çünkü ne yaptınız? Gözetlediniz dışarıdan birisi gelmesin, yakalamasın diye. İddiadan kazanan bu kardeşimle hırsıza gözcülük yapan kardeşimin kazancı arasında bir fark yok. Yok. Biri internet üzerinden hırsızlık yapıyor, öbürü de biraz daha üşüyerek vesaire sıkıntılı bir kazanç elde ediyor. Nihayetinde haram bir kazanç elde edilmiş oluyor. Teşekkür ederiz muhterem hocam. Öğrenci olmadığı halde öğrenci indiriminden yararlanarak toplu taşıma araçlarına binmek caiz midir? Yani caiz olmaz. Siz öğrenci değilsiniz, öğrenciyim diyorsunuz. Evet. Bu nedir? Yalandır. Dinimizde yalan münafıklığın bir alameti. Yani ancak münafıklar yahut kafirlere has bir özellik olarak Cenab-ı Hak bahsediyor. Vallahu ya'lemu innel munafikin lekazibun denmiş. Münafıklar yalan söyler diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerinde de nedir mesela? Yalan söylemek değil mi? Vaadini yerine getirmemek. Evet. Buna benzer aldatıcı davranışlar Müslümana yakıştırılmıyor. Müslüman her halükarda tertemiz, her sözüne güvenilen, her yaptığına güvenilen insan olmalıdır. Mümin ifadesi aslında bütün tavır ve davranışlarıyla, sözleriyle hak ve hakikat üzere olan, yalandan uzak olan kişi anlamına gelir. Yalan beyanla yaptığınız kazanç, yalan beyanla elde ettiğiniz kazanç haramdır. Öğrenci değilsiniz. Öğrenci olarak kendinizi tanıtarak az para ödüyorsanız bu da haram kısmına giriyor. Dolayısıyla caiz olmaz. Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız var. Çorum'dan Nebahat Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Nebahat Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi hocam ben bir soru sormak istiyorum size de. Buyurun efendim. Biz 20 yıllık evliyik. Hı hı. 3 tane çocuğumuz var. Evet. 3 tane
çocuğumuz var. Eşimden aramızda bir tartışma sonucu biz anlaşmalı olarak ayrıldık, boşandık mahkemeden. Şimdi de eşim tekrar bir araya gelmek istiyor. Fakat biz yani ben bundan nikahımın düştüğü için bunu kabul etmiyorum. Evet. Resmi yani ediyorum. Ben bu durumda ne yapabilirim? Şimdi çocuklarım için bir araya gelmesem... Anlaşıldı. Ben inşallah sorunuzu anladığımı düşünüyorum. Hocamıza yöneltelim. Afiyet diliyoruz efendim. Çorum'a selamlar. Muhterem hocam 20 yıldır resmi nikahla evliler. Bir anlaşmazlık sonucu resmen mahkeme tarafından boşanıyorlar. Evet. Yani mahkemeye müracaatla ne yaptılar? Ayrıldılar. Bu bir tane boşama gerçekleşti. Bu kadınla bu beyefendi yeni bir nikah kıymak suretiyle kalan iki talak yetkisi ortaya çıkıyor. Bu şekliyle evliliklerini devam ettirmeleri mümkün. Ancak yapacakları neymiş? Yeni bir nikah kıyacaklar. Nikah kıyılacak, evlilikleri gerçekleşecek. Ve talak yetkisi 3 malum. Bir tanesi gitmiş oluyor. İki talak boşama yetkisiyle evlilikleri devam eder. Allah muhafaza diyelim. Bir daha gittiler, mahkemede boşandılar. Ne olur? Bir tane daha boşama gerçekleşmiş olur. Peki bunlar bir daha evlenebilir mi? Evet, evlenirler yeni bir nikahla. Peki Allah muhafaza bir daha mahkemeye gitti, boşandılar. Ne oldu? Bir, iki, üç. İç 3 defa boşama olunca o zaman Kur'an-ı Kerim'deki at-talâku merraten, talak 2'dir. Üçüncüde artık ya salı verilecek yahut bir araya gelinecek ve bir daha ayrılma olmayacak. Ayet-i Kerime'de bahsedilen husus 1-2-3 defa boşama gerçekleştikten sonra bu kadın eğer eski kocasıyla tekrar evlenmek istediği takdirde ancak yeni bir evlilik başka birisiyle yapıp normal bir evlilik, gerçek bir evlilik yapacak. Ondan ayrıldıktan sonra eğer isterse eski kocasına dönebiliyor. Yani bunu iyi anlamak lazım. Burada döne döne söylediğim neymiş? Mahkemeye gittiler, bir boşama gerçekleşti. Bu kadınla bu erkek evlenebilir mi? Evet, evlenirler yeni bir nikahla. Bir daha boşanacak olsalar tekrar bir araya gelebilirler mi? Evet, yeni bir nikahla bir araya gelebilirler. Üçüncü bir boşama mahkemede gerçekleşse ondan sonraki bir araya gelişlerde Cenab-ı Hak başka bir izdivaç emrediyor. Onunla gerçek bir evlilik eğer ayrılırsa bu tarafla evlenmesi mümkün oluyor. Bunun iyi kavranması lazım. Evet, teşekkür ederiz muhterem hocam. Vaktimizin sonuna geldik. Keyifli bir programdı. Teşekkür ediyorum. Son söz sadedinde söylemek istedikleriniz varsa alalım. Cenab-ı Hak sağlık afiyet ihsan eylesin. Cenab-ı Hak ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları bertaraf eylesin. Amin. Cenab-ı Hak huzurlu bir ülke olmayı hepimize, bütün Müslümanlara, bütün insanlığa nasip eylesin. Amin. Ülkemiz İslam'ın, aslında İslam ülkelerinin göz bebeği bir ülke. Biz ne kadar güçlü ve kuvvetli olursak, diğer ülkeler bizimle inşallah güçlenecek. O noktada bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak mecburiyetindeyiz. Ancak günümüzde bu ülke üzerinde bir takım oyunlar oynandığını, dahili ve harici kişiler tarafından maalesef böyle şeyler yapıldığını biliyoruz. Cenab-ı Hak onlara fırsat vermesin. Amin. Cenab-ı Hak güzellikle, hayırla hayatımızı devam ettirmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, vaktimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında ve Dost FM radyolarında buluşmak duası ve ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Mevla Teala merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar efendim.